Selam aleyküm dostlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bayram video çekelim dedim. Bayramlık falan giyiyorum. Yani tekbirler yükseliyor camimizde. Bu arada bizim burada bir gün sonra bayram olacak. Çünkü hilale göre her zaman böyle oluyor. Ramazan bayramda, kurban bayramda. Normalde sistem bir geç yani kutluyoruz. Bu hilal meselesi daha önceki videolarda anlatmıştım size. Şu an camiye gideceğiz. Camideki bazı görüntüler izleyeceğiz. Daha sonra da kurban kesme var. Yani Hindistan'da kurban kesiyor musunuz? Yani oh sorusu. Her sene bana soruyorsunuz. Saçım niye elektrik çarpmış gibi duruyor ya. Abicim düzgündür. Yani kokular falan sürüp mükemmel bir şekilde gideceğim. Bu şekilde. Hindistan'ın geleneksel yani Kerala bölgesindeki geleneksel kıyafetlerden giyeceğim. Pantolon falan giymeyeceğim bu sefer. Öyle bir plan yaptım. Ondan sonra işte dün gece böyle bayağı bir alışverişe gittik arkadaşlarım için. Ben zaten alışveriş yapmıştım çalıştığım şehirde. Biraz geniş gibi. Yani large aldım sanki large. Ama bana XL gibi geliyor. Ama olsun arkadaşlar. Biz camiye gidiyoruz. Yani bu arada sizin de geçmiş bayramınız kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper. Yani dayınız olarak IBAN numarası size gönderir. Siz bana para veriyorsunuz, tamam. O zaman böyle bayram harcılık da almış olduk. Şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi kostüm gördüğünüz gibi bu şekilde. Mavi bir tane gömlek. Şurada beyaz tane doğti deriz buna. Şunu da gideceğiz. Saatim var. Kokum var. Mükemmel kokuyor şu an. Böyle attır sürdüm ben. 10 numara beşiliz. Hadi buyurun camiye. Neyse. Vesteyi şöyle bırakıyoruz. Bir 100 ml süt bekliyor. Köy sütü. Motorum işte orada. Şimdi 7.30'da burada namaz. Biz Şafii olduğu için çok erken saatlerde yapmıyoruz. Genelde 8.30'daydı. 2-3 senedir 7.30'da yapıyorlar. Tavukun ötmesi bile var köyde. İnsanlar yavaş yavaş gelir camiye. Biz de erken çıkıyoruz. Evet, her seneki gibi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in hikayeleri anlatıyor. Namazımızı kıldık, bayram şekli dağıtıyor herkese. Biz genelde bayramda tatlı falan veriyoruz camimizde. Cami yani bu şekilde oluyor. Aynı şekilde görüyorsunuz şu an bir toplu resim çekeceğiz köylüler olarak. Her sene bunu yapıyoruz. Bu sene de yani yapmaya çalışıyoruz. Biz kesmeyi düşündüğümüz manda şu şekilde manda mı çamış ne diyordu ben de bilmiyorum şu an. İşte bununla iki tane köyde mandamız var. Bir tane şurada duruyor. Biz buna katıldık. Böyle hisseli olarak almıştık. Buna katıldık. Bir tane yani şu su verdiğimiz. İşte kesmeden önce su vesaire veriyoruz. Bakımlarını güzelce yapıyoruz. Bu sene bu şekilde oldu. No, geçen sene de bildiğim kadarıyla iki yani manta kesmiştik. Ya bir tane boğa bir tane manta bu şekildeydi sanırım. Neyse eski videolarımı izleyenler bilir. Bu şekilde bizim buradaki hayvan kesme olaylar. Türkiye'de gibi böyle kesme alanı falan yok bizde. Böyle bahçelerinde falan yapıyoruz. Çünkü köydeyiz ya o yüzden bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde bunu kesmek için hisseveren herkes burada yer almalı. Köylüler de inşaat izliyor gibi herkes burada kesmeler devam ediyor. Evet dostlar, Uldiyat yani şeyden geldik, kurban kesimlerden.
Burada bizi bekleyen güzel bir pilav var. Biryani pilav. Yani bu bayramda yani olmazsa olmaz bir şey. Daha sonra bizim tavuğumuz var. Şahane bir biryani tavuğu. Alalım bu şekilde. Canım çekti. Yemek yiyeceğim artık. Bizim mutfağımız da bu şekilde. Odunlu mutfak. Bunlar odunlu ateşinde pişiren şahane yemekler. Bayram gezisine çıktık. Böyle güzel bir yer var. Dağlık. Hava güzel. Soğuk oluyor. Böyle dağlık bölgesi. Çay falan yetişiyor şu şekilde. Daha güzel yerleri vardı ama kamerayı çıkartmadım. Böyle bir dükkana geldik. Bayramda gezmezsem olmaz abi. Şöyle tatlı matlı şeker vesaire satıyor burada. Çaylar bayağı meşhur. Nilgiri çaylar. Biliyorsunuz değil mi? Buradaki dağlarda yetişen çaylar. Bu buranın meşhur bir tane yani ne diyelim bir atıştırmalık. Şu burada çok satılıyor. Baklavanın yapılışına biraz benzer. Ama çok sert olur. Ama çıtır çıtır olur. Böyle böyle tatlılar var. Pişmaniye var ya. Bizim burada başka bir şey diyor. Yani dede sakıldı mı öyle bir şey diyordu buna. Burada da bayağı popüler. Burada çikolatadan, beyaz çikolatadan, normal çikolatadan yapılan tatlılar. Çikolata da bayağı popüler burada. O evdeki o çuvallar gördünüz mü? Onlar hepsi çay. Çay toplamışlar. Çay toplayıp böyle getiriyorlar. Burada topluyorlar. Şurada da bir tane var. Bir de ona gülerdi. Ha? Bu para. Bunlar 30 kiloymuş. İpo var şu an. Aa. Sabah alıyorlarmış. Akşam tartıp satıyorlar. O değil ha tredini. 1 kilo bu kadar pastayla gelmesi 15 rupya. Okey. Bir tane o bir kilo böyle toplarsan kaç para kazanıyor biliyor musun? 15 rupi. Bu kaç? Bir 5 TL, 6 TL falan, 7 TL falan. Oha çok düşük. 10 kilo 70 TL. O zaman bu 30 kilo varsa 210 TL, 220 TL falan kazanıyorlarmış bir gün. Şuradan topluyorlar. Şimdi o çay bahçeyi gördünüz mü? Onlar özel yani insanlar yani buradaki köylüleri. Bunlar devletilmiş. Yani merkez devletten yöneten bir tane ziraat yani bakanlıkta ait bir tane büyük bahçe. Burada abimiz dediğine göre bir kişi bir günde 1000 kilo üzerini topluyormuş. Çünkü onlar makineyle makasla falan alıyor. O yüzden daha çok alabiliyorlar. Öyle baktığı zaman bir adam bir gün yani 2500 falan bir günde kazanabiliyor. Oha çok iyi para. Evet dostlar bayram böyle bitiyor. Çok güzel geçti. Bir misafirliğe falan gittik. Ondan sonra geldik. Şu adamı getirdik. Şimdi onunla oynuyoruz. Bu şekilde bayram güzel bir şekilde geçirmiş oldu. Taklit ediyor. Konuştuğumu taklit ediyor. Şimdi sizin en çok merak ettiğiniz. Tamam. Şimdi siz en çok merak ettiğiniz bir konu şuydu ya. Yani Hindistan'da inek kesebiliyor musunuz falan filan merak ediyor. Bu bayram geldiği zaman hemen.
Bayram geldiği zaman ilk sorulardan birisi işte o. Yani nasıl oluyor sizin bayramlar? Yani her sene işte Kurban Bayram geldiği zaman bunu anlatıyorum. Genelde yani bazı bölgelerde kesmek yasak. Şu sene hani haberlerde görmüşsünüzdür, et dolapta sakladığı diye adamı saldırmışlar. Böyle de insanlar var. Bu olayların hemen hemen çoğu Kuzey Hindistan'da oluyor. Güney Hindistan bu konuda biraz rahat. Rahat der ki, saat diyor. Normalde bölgelere göre değişir. Mesela bazı bölgelerde bakara daha çok popüler. Bakara diye şey, şu keçi koyunu vesaire var ya, onlar daha popüler. Bizim buraya baktığı zaman daha çok yani inekler, çamış, manta, boğa, işte böyle şeyler daha çok kesiyoruz. Onun eti daha çok beğeniyoruz ondan. Onlardan kesiyoruz. Kestiği zaman diğer dindeki insanlar çok fazla karşı çıkmıyor. Çünkü buradaki Hindular pek fazla yani böyle şeylere inanmıyorlar. Bir de bu çok siyasetle bağlı bir şey. Yani siyasetle şunu bağlıyorlar, ondan sonra işte sorun çıkar diyorlar. Halbuki Hindistan dünyada en çok kırmızı et ihracat eden ülkelerden biri. Firmalar var, Hindular sahip oldu. Onlar hep kesiyorlar, yurt dışına gönderiyorlar. Oraya gidip bir sorun çıkartmıyorlar mesela. Ama böyle zavallı Müslümanlara gidip sorun çıkartıp adamı saldırıyor vesaire. Bu şekilde siyasi bir olay gerçekten. Hindistan'daki bayramlar da genelde bildiğiniz gibi şöyle Türkiye ile hemen hemen benzer. Bizim burada daha çok kına var. Kına daha çok iyi. Yeğenim gitti. Yeğenimin elinde bir tane onun amcası tren çizmiş. Ondan sonra da elinin içinde bir şeyler çizmiş vesaire. Erkekler genelde şey yapmaz ama daha çok kızlar, anneler, yaşlılar vesaire. Annem komple kınayla sanki banyo yapmış gibi duruyor. Hint kınası dediği zaman ayrı bir marka yani. Öyle bir şey var. Ondan sonra işte misafire gidiyoruz, kabir ziyareti yapıyoruz, kurban kesiyoruz. Şimdi bizim kurban Türkiye'deki kurbanlıktan biraz farklı oluyor. Şöyle biz kestiğimiz her köyde 2-3 tane olur. Ondan sonra da mahalle caminin bir tane deposu var, oraya götürüyoruz. Oradan işte hepsini toplar. Bu mahalle caminin altında yaklaşık 700 tane Müslüman haneler var. O hanelere hepsini yani mesela 200 ton ya da 200 ton falan olmaz da 2 ton et varsa atıyorum mesela. Onu 500 aileyle ya da 700 aileyle bölüyor. Ondan sonra işte kaç gram ya da kaç kilo çıkıyorsa onu poşetleyip her evine eşit olarak dağıtıyor. Bu şekilde oluyor. Mesela ben bu sene Belçika'dan 2 tane güzel Türk anneler vardı. İşte onlar 2 tane hisse vermişti bana. Yani bizim yerimize de katıl diye. Yani Belçika'da bildiğim kadarıyla yani kesmiyorlarmış. O yüzden onlar farklı yerlere veriyorlar. Süper. Ondan sonra onlar bu sene bana vermişti 2 hisse. Çok güzel anneler. Onların bu yaptıkları güzel ibadetler Allah kabul etsin. İnşallah devamlı keserler böyle. Ama onlar burada yani şey yapma yani o etinden tatma fırsatı olmadı. Ama onların etini bütün köydeki ihtiyaca sahiplere dağıttık. Aynı şekilde ben de bir tane hisse katılmıştım. Hisseye katıldığı zaman yani 7 kilo et sen alabiliyorsun o inekten. Yani hisse olarak katıldıysan 7 kilo işte biz burada çok fazla et yemiyoruz evde. O yüzden yani ben bir 5 kilo falan aldım. Onun için aldım. Benim bazı akrabam var. İşte bunun ailesi. Bunun ailesi var. Ondan sonra işte benim bazı uzaktan yetim olan bazı çocuklar vesaire var. Onlara biraz et paylaşalım diye. Onlar için biraz aldım. Onun dışında yani biz eti çok fazla evde yemiyoruz. Ailecek pek sevmiyoruz. Ben yerim arada işte. Onun dışındakiler yemiyor. O yüzden et hepsini dağıttık. Bu şekilde oldu bu sene. Yani bizim burada kurbanlık şekli bu şekilde oluyor. Yani etleri çoğu hemen hemen herkes dağıtır.
Her kimse ben hisseye katıldım ya da ben inek kestim diye etini almıyor. Aynı şekilde camiden yani bir tane hisse, yani bir tane poşet gelir yani 2-3 kilo. İşte onlar gelir, onlar işte dağıtır vesaire. Bu 3 gün var ya, bayram günü, ondan sonraki günü, ondan sonraki günü. İşte bu 3 gün genelde kurban keser. Yani kurban bayramında değil sadece. Yani bu insanların müsaitliğe bağlı. Mesela bazı bu camilerde yarın kesecekler. Bu şekilde oluyor. Neyse arkadaşlar, böyle güzel bir bayram geçirdik. İnşallah tekrar nasip etsin hepimize. Güzel tatiller yapın, mangallar yapın, güzel kavurmalar yapın. Herkese iyi bayramlar diliyorum tekrardan. Başka bir bayram, ya başka bir bayram değil de başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, selamlar ve sevgiler.